Alo. Ne haber Ayşegül? Çok kötüyüm. Aman dur, o zaman ben sana hemen bir espri yapayım da keyfin yerine gelsin. Şimdi ben sana ben Ceren deyince sen bana hangi Ceren diye sor, tamam mı? Ne haber Ayşegül, ben Ceren. Hangi Ceren? Açık kalmış pencere. Ondan üşüttüm herhalde. Ya Ceren, ben biraz kötüyüm. Ben seni daha sonra arasam. İyi. Ben de zaten sana Selim'in beni arayıp ne dediğini söyleyecektim sadece. Alo, alo Ceren. Ya ben dinliyorum seni. Ne olur anlat, Selim ne demiş? Ne olur, ne olur. Ya şimdi hafta sonu bir müzik festivali varmış. Bizimkiler hep beraber gidiyorlarmış. Beni de davet etti. Bir de sizi. Bizi mi? Biz de kim? Sen ve sevgilin. Ayşegül, neden bundan benim haberim yok? Ya ben sana kahvaltıda ne yediğimi bile söylüyorum ya. Çok bozuldum yani. Of ya, bir yanlış anlamı olmuş. Neyse. Çok isterim ama zaten halamlar hayatta izin vermez. Aman canım boş ver, zaten benimkiler de izin vermedim. Hem zaten sen gelmeseydin ben Selim, Cenk, Murat, Tuğçe, Ebru ve Berna ile takılmak zorunda kalacaktım. Tuğçe mi? O zaman kesin gidiyoruz. Ben şimdi kapıyorum, gidip halamlardan izin alacağım. Abla. Ablacığım. Sana hayatımla ilgili çok önemli bir kararımı açıklamak istiyorum. Söyle bakalım. Neymiş? Dilaver'i unutmaya ve bu hayatta bana en çok değer verdiğini düşündüğüm insanla evlenmeye karar verdim. Hadi hayırlı olsun. Demek 500 sene sonra Ferit'le evleneceksin. Yok canım. Ferit değil. Postacı. Postacıyla mı evleneceksin? Nereden çıktı şimdi bu? Of. Çünkü evde kalmak istemiyorum. Saçma sapan konuşma. Ya görmedin mi o postacı? O gariban postacı benim için nelere katlandı? Bir araba sopa yedi Mahmut'tan ya. Ne yapalım? Razı olacağım kaderime. Ayrıca bunu bulamayanlar da var. Mesela bir tanesi tam da karşına böyle dikiliyor. Selda, senin psikolojin bozuldu. Saçma sapan konuşuyorsun. O postacıyla evlenemezsin. Benim onunla evlenmemi neden istemediğini ben biliyorum Melda Hanım. Çünkü bu dünyada seni kabul edebilecek tek erkek o. Ama yemezler Melda Hanım. Postacıyı sana yar etmezler. Sen iyice üşüttün. Melda ha? Hala, Selda hala. Hafta sonu için sizden izin alabilir miyim? Nereye gideceksin? Açık hava konseri var ve bir sürü yabancı grup geliyor. Ben de çok gitmek istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur, ne Hayatta olur. Hayatta olmaz. Ya ama bütün arkadaşlarım oraya gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Aslında olabilir ama bir şartla. Tamam, kabul. Ne? Biz de geleceğiz. Hayatta olmaz. Rezil olurum. Ne öyle yanında yaşlı yaşlı kadınları getirmişsin diye dalga geçerler benimle. Ne? Yani öyle söylemek istemedim. Siz bana güvenmiyorsunuz. Biz sana güveniyoruz ama gittiğin yerdeki insanlara güvenmiyoruz. Ayrıca o ortamda nasıl etkileneceğini de bilmiyoruz. Ne yani? Şimdi bana güveniyorsunuz ama bana güvenmiyorsunuz. Hanımefendi, tebrik ederim. Çok doğru anlamışsınız. Ya ama ben gitmek istiyorum. Üzgünüm ama halaların olmadan asla. Of ya of. Bazen beni gerçekten çok üzüyorsunuz. Of. Selda. Senin aklına bir çözüm geliyor mu? Yok abla yok. Hepimizi mutlu edebilecek bir çözüm yok. Mu? Aslında... Yok olmaz. Da. Ya niye olmasın? Niye olmasın? Melda'cığım gel. Var çözüm. Gel gel gel. Evet. Bana bunu yaptırdığına inanamıyorum. Melda'cığım yeğenimizin iyiliği için. Ya pişman olursak? Asla. Yeğenimin mutluluğu için her türlü fedakarlığı yaparım ben. Benim adım Selda. Hadi o zaman afiyet olsun. Aman kaymaklıdan değil çilekliden. Bu da Selim'i Tuğçe'ye kaptırdığımın resmidir. Bütün arkadaşlarım gidiyor ama ben gidemiyorum. Hepsi halamların yüzünden. Yani onlara kalsa bütün yaz burada evde tıkılıp kalacağım. Gül. Gül değil Ayşe. Ayşe değil Gül. Gül değil Ayşe. Ayşe değil Gül. Gül diyorsunuz ama sayenizde hiç gülemeyeceğim Selda hala. Öyle deme Ayşegül. Baksana bir sürprizimiz var. Ne? Ne değil kim?
Hatta kimler? Kimler? Biz! Tanışıyor muyuz? Bizi tanımadın mı? İşe yaramış. Melda hala, Selda hala. İnanmıyorum. Siz misiniz? İyi de nasıl oldu bu? Döndürme yedik. Döndürme mi? İyi de döndürme yiyince erkeğe dönüşülmüyor muydu? O kaymaklı döndürme yiyince öyle. Çilekli döndürme gençliğine döndürüyor. İki yaşlı halanın seninle konsere gelmesini istemiyordun. Peki bizim gelmemize bir itirazın var mı? Vallahi yok. Ama görüntünüz sesinize hiç uymamış. Hallederiz. Nasıl oldu? Harika. Benimki? Pardon, yanlış ses teli. Şimdi oldu. tamam mı? Sorun çözüldü mü? Vallahi benim için sorun yok. O zaman anlaştık. Yalnız bizim gençlikte böyle el sıkışma falan yok. Elini kaldırıp çak. Çak. Yok öyle değil. Elime çakıyorsun. Çaktın mı? Çaktım. Çak. 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 Selda. Çak Melda. Selda. Selda gelmiyor. Yorum kaçmayın. Yaklaşmasanıza. Oğlum Dilaver. Günlerdir şu doğayla haşır neşir oldun. Huzur buldun be. Ah, ne öğrenci var, ne öğretmen var. Meğerse ben orman adamıymışım. Şehir beni yemiş bitirmiş. Ah, alacaktım Selda'yı. Kaçıracaktım buraya. Ben onun Tarzan'ı olacaktım. O benim Jane'im olacaktı. Aşkımızı şu karşıdaki dağlara haykırmak istiyorum Selda. Haykır Dilaver'im, haykır. Ay, ne kadar güzel haykırıyorsun Dilaver'im. Ne olur bir daha haykır. Olmaz, komşunun çocuğu uyuyor. Hatırlasana, geçen gün adamla ne biçim papaz olduk. Çıta, ne haber yavrum? Dilaver, bir şey sormak istiyorum. Çıta maymun değil miydi? Hayatım Afrika'da değiliz ki, burası İstanbul. Ben maymunu nereden bulayım? Kardeşim yavaş. Ne yapıyorsunuz? Çocuk uyuyor. Ne çocuğu be? Dilaver, oğlum sen iyice koptun gerçek dünyadan. Kafayı sıyırdın lan. Biraz insan içine karış git. Ah benim, ah! Sen bu hallere düşecek adam mıydın be? O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.